Bu cümlelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. Tanım, B. Koşula bağlılık, C. Neden sonuç, D. Karşılaştırma. Bakalım. Cümleleri okuyalım. Okura yaşam deneyimi kazandıran öyküler daha çok okunuyor. Burada karşılaştırma var. Onlar az, bunlar çok okunuyor gibi. D'yi eledim. İkinci cümlem. Debbağlık çeşitli ürünler yapmak için deriyi işleme zanaatidir. Burada bir tanım var. Debbağlıkla ilgili bir tanım. A'yı eledim. Üçüncü cümlem. Şiire tam anlamıyla tutkun olduğundan başarılı şiirler yazdı. Neden başarılı şiirler yazdı? Tutkun olduğu için. Neden sonuç cümlesi? C'yi eledim. B. Koşula bağlılık yoktur arkadaşlar. Yukarıdaki cümlelerde cevabımız B. Bilgi kutusu demiş. Pişman olmak, yaptığı bir işin yanlış veya uygunsuz sonuç verdiğini anlayarak üzülmek demiş arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinde pişmanlık anlamı yoktur? A. Televizyon izlemek yerine bahçede oynasaydım bu kadar sıkılmazdım. Burada bir pişmanlık söz konusu. Yaptığı bir işten, yani bahçede oyun oynamaktan dolayı üzülmüş. B. Sessiz bir ortamda çalışmak için kütüphaneye gittim ama gitmez olaydım dedi. Gittiği için pişman, eledim. C. Şimdiki aklım olsaydı da sağlıklı beslenmeye daha çok dikkat etseydim keşke. Yine burada yaptığı şeylerden dolayı pişmanlık duymuş, eledim. D'ye baktım. Hiç kimse hiçbir zaman güzel bir dilim keke hayır diyemez. Burada da bir pişmanlık söz konusu değil. Dolayısıyla cevabım D. A, B ve C şıklarında pişmanlık bulduk ama D'de bulamadık. Cevabımız Denizli. Boş bırakılan yere anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A, halbuki, B, çünkü, C, dolayısıyla, D, sadece. Okuyalım. Bal arıları bitki varlığının devamı için çok önemlidir. Nokta nokta nokta. Bal arılarının mutlaka korunması gerekir. Burada anlamı desteklemek içinmiş. Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Betimlemeden yararlanılmıştır. Sözcüklerle resim çizme sanatıdır. Bir ifadeyi kelimelerle anlatarak zihninizde canlandırmaya çalışmaktır. B. Karşılaştırma yapılmıştır. C. Koşula bağlı bir durum vardır. Yargının amacı açıklanmıştır dedi. Onları etrafı duvarla çevrili fabrika arsasının bir köşesinde çitlembik ve kavak ağaçlarının gölgesine sığdırdıkları iki gözlü gecekondu evinin önünde görüyorum. Bakın burada gözümüzü kapattığımızda nerede gördüğünü adeta canlandırıyor gözlerimizin önünde. Dolayısıyla arkadaşlar burada betimlemeden yararlanılmıştır diyeceğim. Cevabım A. Herhangi bir yerde karşılaştırma görmedim. Koşula bağlı bir durum yok. Yargının amacının açıklandığı bir durum yok. Dolayısıyla cevap A. Numaralanmış sözlerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur dedi. Bakalım. Önce bu sorularda yüklem buluyordum. 1. Aslantepe'de. 2. Çıkarılan eserler yazılı. 3. Değiştirecek. 4. Gün yüzüne. 5. Seyrini. 6. Tarihin de. Bakın burada yargı bildiren ifade değiştirecek ifadesi. Bunu sona koyuyorum. En sona koydum 3'ü. Hatta şöyle yapalım. 3 dedim en sona. Sonunda 3 olmayanları sildim. Bakıyorum hepsi 1 ile başlamış, 4 ile devam etmiş. Biz de öyle yapalım. 1, 4. Yani Arslantepe'de tarihin de ardından ne gelecek? Affedersiniz biz 6'ya okuduk. 4'ü okuyacaktık. Arslantepe'de gün yüzüne çıkarılan eserler yani 2 gelecek. Yazılı tarihin de yani 6 gelecek. Seyrini değiştirecek şeklinde bitti. Yani şuraya da 5 gelecek. Normal yazalım şunu. Evet. 1, 4, 2, 6, 5, 3. 1, 4, 2, 6, 5, 3. Hangi şıkta var? Adana'da var arkadaşlar. Cevabımız o yüzden A şıkkıdır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez dedi. Birinci cümlede olasılıktan söz edilmiştir diyor. 1. Zamanda verilmeyen ve yapılmayan bir emir mutlak bir başarıyı başarı.
Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinden itibaren yazarın düşüncesinin yönü değişmiştir? 1. Orhan Veli gibi eski şiir anlayışına karşı çıkmış bir sanatçının halk geleneklerine karşı çıkması da düşünülebilir elbette. Bu düşünce bir dereceye kadar da doğru olabilir ve kabul görebilir. Ama bir sanatçının tümüyle halkından, içinde yaşadığı toplumdan kopması düşünülemez. Bakın, ama ile başlayan yerden itibaren ama böyle düşünülemez demeye başladı. Düşüncenin yönü değişti. Cevap B. Devamını da okuyalım. Dörde baktım. Kaldı ki Orhan Veli'nin halktan koptuğu da söylenemez. O, halkı oluşturan bireylerin de şiirini yazmıştır. Cevap Bursa arkadaşlar. Türkler yerleşmeden önce Anadolu'da doğudan batıdan nice dil alışverişi, nice gönül alışverişi olmuştur. Bu cümleden Anadolu ile ilgili yargılarından hangileri kesin olarak çıkarılır? Önemli bir ticaret merkezidir. Şimdi burada ticaretle alakalı bir şey söylemediği için biri eliyorum. Kesin olarak çıkarılamaz. İki, Türklerden önce boş değildir. Evet, Anadolu Türklerden önce boş değil. O zaman iki kesin olarak çıkarılır. Nice gönül alışverişi ve nice dil alışverişi yaptıysa birçok kültüre ev sahipliği yapmıştır diyebilirim. 2 ve 3 Denizli olacak cevabımız. Numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? Bakalım. 1. İnsanların duygularını dile getirebilen bir eser, gerçek sanat eseri kapsamındadır. 2. Toplumsal acıları aktarmak bir sanat eserinin bellekli kalıcılığını sağlar. 3. Ortak duygulardan yola çıkan bir sanatçı toplum üzerinde etkili olur. Bir eser insanların ortak acılar ve sevinçlerde buluşturduğu ölçüde sanattır. Şimdi bakın 1 ve 4'ü bir daha inceleyelim. Bir de insanların duygularını dile getirebilen bir eser gerçek sanat eseri kapsamındadır diyor. Aynı şekilde 4'te de yine sanat eserinin ne olduğuyla alakalı bir açıklama yapmış. Bir eser insanları ortak acılar ve sevinçlerde buluşturduğu ölçüde sanattır, sanat eseri kapsamındadır. İkisi de aynı doğrultuda, diğerleri pek fazla aynı doğrultuda değil arkadaşlar. Cevabım Bursa bu soru için. Numaralanmış cümlelerin anlamca doğru birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir diyor. 1. Yırtıcı türden olan baykuşların ince ve yumuşak tüylü kanatları bulunur. 2. Baykuşların uçarken çıkardığı sesin frekansı insan kulağının duyacağı aralıkta değildir dedi. A. Yırtıcı türden olan baykuşların uçarken çıkardıkları sesin frekansı insan kulağıyla algılanamadığından kanat sesleri de duyulamamaktadır. Böyle bir çıkarım yapamayız arkadaşlar ikisini birleştirirken. Eledim. B. İnce ve yumuşak tüylü kanatları olan yırtıcı baykuşların uçarken çıkardıkları ses frekansı insan kulağının duyamayacağı kadar düşüktür. Şimdi insan kulağının duyamayacağı frekans aralığında değildir demişti ama burada bu kadar düşük değildir diyor. Dolayısıyla bunu sildim. C'ye baktım. İnce ve yumuşak tüylü kanatları bulunan ve yırtıcı türden olan baykuşların uçarken çıkardığı sesin frekansı insan kulağının duyacağı aralıkta değildir. Tam da bu metindeki altı çizili cümlenin anlam özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Edebiyatımızdaki Ferhat ile Şirin'i hepimiz bilirsiniz. Şirin için sevdası için dağı delmiştir Ferhat. Söyleyin bana bundan hala sevda mı olur? Şimdi burada bir değerlendirme söz konusu arkadaşlar. Kendince aslında soru soruyor ama bu sözde soru cümlesi. Bundan hala sevda mı olur? Yani bundan daha iyi, bundan daha üstün bir sevda yoktur demek istiyor. Dolayısıyla burada bir değerlendirme söz konusu. Cevabımız Adana. Kızgınlık, olasılık ve şaşırma söz konusu değildir. Cevap A. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır? A. Özveri, B. Hoşgörü, C. Kararlılık, D. Dürüstlük. Bakalım. Bütün yapacağınız insanların sizinkinden farklı davranışlara sahip olduğu gerçeğine saygı duymak ve diğer insanlarla birlikte kendi yolunuzda
yürümektir. Burada insanlara saygılı olmak, insanların kararlarına saygılı olmak, farklı davranışlara sahip olduğuna saygılı olmaktan bahsediyor. Dolayısıyla hoşgörünün öneminden bahsediyor arkadaşlar. İnsanlara hoşgörülü davranmanın önemli olduğunu söylüyor. Dolayısıyla cevabım B diyebilirim.